Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında bir karar alarak öğrenci ve velilere aynı zamanda öğretmenlere duyurdu. Ne dedi? Bundan sonra dedi birinci dönem birinci yazılılar ortak sınav şeklinde yapılacak. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı kendi Türkiye genelinde düzenleyebileceği gibi iller ve ilçeler de kendi il ve ilçelerinde ortak sınav şeklinde yapabilirler. Aynı zamanda okulda yapılacak ortak sınavlarda yani 7. sınıfların tamamı aynı saatte aynı sorularla yapılacak ortak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacak dedi. Biz de o karar yayınlandığı gün kanalımızda kararla ilgili bilgileri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı açık uçlu örnek soruların çözümlerini yapıp yayınlamıştık. Sonrasında çocuklar dedik ki hem yazılıya hazırlık çalışması olsun hem açık uçlu sorulardan oluşsun hem konu tekrarı olsun hem de öğrencilerimiz anlamadıkları konuları burada anlasın. 20 tane harika soru hazırladım. Onların çözümlerini yapacağız. Hem konu tekrarı yapacağız hem anlamadığınız konuların anlaşılması için yardımcı olacağız. Hem de yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Çocuklar konunun özü şu. Açık uçlu sorular dediğimiz sizlerin derslerde konuları öğrenirken yaptığınız çalışmalarla birebir aynı. Bakın birinci soruyla başlayacağız. Bu arada kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımıza takip etmeyi unutmayın. Birinci sorumuz artı 7 artı eksi 4 işlemini sayma pullarıyla ve sayı doğrusunda yapınız demiş. Say, sayma pullarını öncelikle bir tanıtalım. Çocuklar bir daire içinde de artı yazıyorsa bu artı biri ifade eden bir sayma puludur. Eğer dairenin içerisinde eksi yazıyorsa bu da eksi 1'i ifade eder. Bir artı pul bir eksi pul yan yana geldiğinde ise sıfır çifti oluşur. Bu da sıfır ifade eder. Çünkü artı pul, eksi pulu sıfırlar. Şimdi modelle biz toplama işlemi nasıl yapılır ona bakalım. Bazı arkadaşlarımız bu konuyu çok güzel anladılar. Bazıları da hala anlamamış olabilirler. Bakın burada net anlayacaklar. E, sayma pullarıyla toplama yapıyoruz. Çocuklar artı 7'yi modelleyeceğiz. Artı olduğu için artı pullarla oluşturacağız. 7 olduğu için 7 tane artı pul yapacağız. Birinci kutumuza 7 tane artı pul yapıyorum. İkinci kutumda ise ikinci toplanan sayımı modelleyeceğim. Eksi 4 olduğu için 4 tane eksi pul yapacağım. Tabi bu işlem nedir? Toplama. Toplama olduğu için bunların yani bu pulların hepsini bir kutunun içerisine atacağım. Toplayacağım yani. Attıktan sonra ise... Bakın sonucu nasıl bulacağım. Evet ilk kutumuzdan 7 tane artı pul gelecek. İkinci kutumuzdan da 4 tane eksi pul gelecek. Ve bu kutuda artık çocuklar aynı pullar olsaydı tamamını sayıp sonucu bulacaktım. Farklı pullar yani 1 artı 1 eksi pul yan yana geldiğinde 0 olduğu için Bunları sıfır çiftidir. 1 artı 1 eksiği götürür diyeceğim. Yani sıfır olur. Bu şekilde sıfırladı. Yan yana olması şart değil. Bakın buradaki artı pulu da buradaki eksi pul götürür. Ve geriye kalan pulları ben bir kutunun içine alacağım. O pullar sonucumuzu gösterecek. Bakın ne kaldı? 3 tane artı pul kaldı. Ve sonuç artı 3 olarak ortaya çıktı. Burada daha önceden test soruluyordu, test sorulmamış. Ne olmuş? Açık uçlu bir soru sorulmuş. Burada yaptığınız her işlem puan demektir. Bunun avantajları da var. Testte yanlış yaptığınız cevap yani 4 tane seçenekten biri yanlış cevaplandığında ne oluyordu? Puanınız gidiyordu. Artık bunda puanınızın tamamı gitmeyecek. E, yapabildiğiniz kadar doğrular için puanlar verilecek. Şimdi sayı doğrusunda yapalım. Sayı doğrusunda toplama işlemi yaparken de bir sayı doğrusu çiziyoruz ve sıfırın yerini belirliyoruz çocuklar. Sıfır buraya yazılıyor. Sonrasında toplanan sayılarımıza bakıyoruz. Bakın eğer sayımız artıysa sağ tarafa, eksi ise sol tarafa gideceğiz. Sıfırdan başlayarak, bu çok önemli. Sıfırdan başlayarak ilk toplanan sayımız artı 7 demiş. Sağ tarafa doğru artı dediği için sağ tarafa doğru. 7 dediği için 7 birim sağ tarafa gelip artı 7'nin olduğu yere şu şekilde okla göstereceğiz. Sonra ikinci toplanan sayımız yine artı deseydi sağ tarafa gidecektik. Eksi dediği için bu sefer sola gideceğiz. Bazı arkadaşlarımız bunu ileri geri diyor. Artı olursa ileri giderim. Eksi olursa geri giderim. Siz artık kafanızda onu e, nasıl yapacağınızı düşünün, tasarlayın ve ona göre yapın. Şimdi i̇kinci toplanan sayımız eksi 4 dediği için artı 7'de bakın geldiğimiz yerden 4 birim sola gideceğiz. Eksi dediği için sola, 4 dediği için 4 birim sola. Gideceğiz. Biraz çok gittim herhalde. Bunu sayı doğrusunu tek tek işte 0, 1, 2, 3, 4 yazmayayım diye. Şuraya geleceğiz. Geldikten sonra 4 birim sola gittiğinizde artı 7'den artı 3'e gelmiş olursunuz. Bitti mi? Bitmedi. Bakın yukarıda işlemi yaptım. Sayı doğrusunun yukarı tarafında işlemimi yaptım. En son geldiğim yeri aşağıda sıfırdan ölçerek sonucu belirliyorum. Sonuç diyorum eşittir artı 3 olur diyorum. Sayı doğrusunda ve sayma pullarıyla toplama işlemini bu şekilde yapıyoruz. Evet. İkinci sorumuzda ne demiş? Eksi 3 eksi artı 4 işlemini sayı doğrusunda ve sayma pullarıyla yapınız demiş. Evet. Öncelikle sayma pullarıyla yapalım. Yine çocuklar aynı şekilde bakın bu da çıkarma. Çıkarmayı sayma pullarıyla yaparken bakın ne yapacağız. Aynı şekilde eksilen sayımı modelle gösteriyorum. Eksi 3 olduğu için 3 tane eksi pul yapıyorum. Sonra bu eksi 3 pulu alıp, olan sayımın altına da yapıyorum. Bana diyor ki, bu eksi 3 pulun içerisinden 4 tane artı pulu çıkar at diyor. Elimde artı pul var mı? Yok. Artı pul olmadan nasıl atabilirim? Atamam. Dolayısıyla biz çıkarma işleminde çıkan sayıyı, yani 4 tane artı pul atmak için, bu Eksilen sayımızın pullarının yanına 4 tane artı pul olacak şekilde sıfır çiftleriyle oluşturuyoruz. Bakın 0 çiftleriyle oluşturuyoruz. Şimdi 4 tane artı pul atacağım. Elimde artı pul yok. Atmak için öncelikle bu kutunun içerisine 4 tane artı pul koymam gerekir. Koyduktan sonra atabilirim. Ama bu artı pulları yaparken sıfır çiftleriyle atmam gerekir. Yani yanına birer tane de eksi pul koymam gerekir. Bana, bana demişti ki eksi 3 puldan artı 4 tane pulu çıkar at. E, eksi 3 pulun içerisinde 4 tane pulum olmadığı için ben ne yaptım? Bu eksilen pullarımın yanına 4 tane artı pul yapmak için 4 tane sıfır çifti yaptım. Şimdi atabilirim. Elimde var artık. 4 tane artı pulu alıyorum ve atıyorum. Bu arada çocuklar mesela deseydi ki 3 tane eksi pulum var. Eksi 3. bir tane eksi pulu çıkar deseydi direkt. Bakın sıfır çifti falan koymadan elimde 3 tane eksi pul var. Birini çıkar atardım. Bu pozitif sayılar içinde geçerli. Şimdi attık. Attıktan sonra geriye kalan pulları alıyorum. Sonuç kutusuna atıyorum. Ne kaldı geriye? Bakın burada 1, 2, 3 tane eksi pul. Burada da 1, 2, 3, 4 tane eksi pul. İşte bu çıkarmanın sonucu buradaki pulların toplamıdır. Yani 3, 4, 5, 6, 7, eksi 7 olarak bulunur. Bu de bu şekilde yapılacak sayı doğrusunda yapalım sayı doğrusunda yaparken de şöyle bir durum var bakın sayı doğrusunu çizdikten sonra sıfır yazıyorum sıfırın yerini belirliyorum eksilen sayımızın dediğini yapıyoruz yani ...eksi -3 demiş sıfırdan 3 birim sola geliyoruz ve eksi 3'e geldik çıkan sayımızın çıkan sayımız artı 4 tersini yapıyoruz Yani bu 4 artı 4 sağa git diyorsa biz bunun dediğinin tersine gidiyoruz. Çıkarma işleminde böyle. Eksilenin dediğini yap. Kalan sayının tersini yap. Artı 4 yani sağ tarafa 4 birim git dediyse ben tersini yapıyorum. Sol tarafa 4 birim gidiyorum. Ve eksi 7'ye geliyorum. Sonrasında ise sıfırdan başlayarak en son geldiğim yeri işaretliyorum. Sonuç eksi 7'dir diyorum. Bu şekilde de sayı doğrusunda çıkarma işlemini yapıyoruz. Evet üçüncü sorumuz. Yanda verilen kartların arkasında görünen kısmında yazılan sayıların toplama işlemine göre tersi vardır. Buna göre bu kartların arkasında yazan sayıların toplamı kaçtır demiş. Evet toplama işlemine göre bir sayının tersi nedir? Toplama işlemine göre bir sayının tersi işaretinin zıttıdır. Yani tersidir. Artı 7'nin tersi eksi 7'dir. Özü nedir çocuklar bu konunun? Bir sayı ya da iki tam sayı toplandığında sonuç sıfır çıkıyorsa toplama işleminde sıfır toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Sonuç sıfır çıkıyorsa bu iki sayı birbirinin toplama işlemine göre tersidir. Artı 7 ile eksi 7'yi toplarsanız sonuç sıfır çıkar. İşte artı 7 ile eksi 7 birbirinin toplama işlemine göre tersidir. Eksi 9'un tersi de artı 9'dur toplama işlemine göre. Artı 3'ün tersi eksi 3'tür. Yani sadece işaretini değiştiriyoruz tersini bulurken bir tam sayının. Peki bunların toplamını sormuş. Eksi 7 artı artı 9 artı eksi 3 toplandığında bakın terslerinin toplamını sormuş. Arkasındaki yazan sayıların toplamını sormuş. Eksi 7 ile eksi 3 toplandığında aynı işaretli oldukları için üst üste eklenir ve ortak işaretleri yazılır. Eksi 10 olur. Sonrasında da artı 9 ile eksi 10 toplanırken işaretleri farklı olduğu için mutlak değeri büyük olandan yani 10'dan 9 çıkarılır 1 kalır. Mutlak değeri büyük olanın işareti sonuca yazılır. Sonuç eksi 1 olarak bulunur diyoruz. Evet dördüncü sorumuz. Bu arada reklamlarımızı görüyorsunuz. Reklamları bu şekilde yaptım. Aşağıdaki diyagramda yukarıdaki sayıdan altındaki sayı çıkarılarak sonuç okların gösterdiği daireye yazılmıştır. Buna göre A kaçtır demiş. Evet çıkarma işlemi yapacakmışız. Ve yukarıdaki sayıdan altındaki sayı çıkarılacakmış. Bakın buradaki şu işaretlediğim dairenin içindeki sayıyı bulmak için Eksi 12'den artı 7'yi çıkaracağız. Bu arada çıkarma işleminde şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Tekrar etmiş oluyoruz. Çıkarma işlemi nasıl yapılır? Bakın bunu her zaman yaparsanız çıkarma işleminde yanılmazsınız. Çocuklar bu sayı eksilen sayıdır. Bu sayı artı 7 çıkan sayıdır burada. Her çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının işareti değiştirilir. Artı 7 eksi 7 olur ve toplanır eksilen sayıyla. Eksilen sayıya dokunmayacağız. Evet bir öğrenci eksilen sayıya elleme, çıkan sayıyı değiştir diyordu. Çıkan sayının işaretini değiştir diyordu. E bu şekilde de düşünebilirsiniz. Eksilen sayıya dokunmuyoruz, çıkan sayının işaretini değiştirip topluyoruz. Bakın eksi 12 ile eksi 7 toplanırken işaretleri aynı. Yani ikisi de zarar. Zarar zarar üstüne eklenir. 12, 7 daha 19. Ortak işaretleri de sonucun önüne yazılır. Sonuç eksi 19 olarak bulunur. Buradaki sayı eksi 19 imiş. Artı 7'den de eksi 5'i çıkararak Aşağıdaki dairenin içerisinde yazan sayıyı bulalım. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Çıkan sayının işaretini değiştir. Üzerinde değiştirelim. Eksi 5'i artı 5 yapalım ve toplayalım. Artı 7 ile artı 5'in toplamı haline gelir. Aynı işaretli sayılar üst üste eklenir. 7, 5 daha 12. Ortak işaretleri yazılır. Artı 12 olarak bulunur. Şimdi de A'yı bulalım. A'yı bulmak için de eksi 19'dan artı 12'yi çıkaralım. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Çıkan sayının işaretini değiştir. Artı 12'yi eksi 12 yap ve topla. Eksi 19 ile eksi 12 toplandığında zarar zarar üstüne eklenir. Yani 19, 12 daha 31 olur. Ortak işaretleri de sonucun önüne yazılır. A eşittir, eksi 31 olarak bulunur diyoruz. Yani işlemleri katli bir şekilde yaparsanız yanılma şansınız yok çocuklar. Beşinci sorumuz aşağıda toplama işleminin bazı özellikleri kullanılarak eşitlikler oluşturulmuştur. Bu eşitliklerde toplama işleminin hangi özelliklerinin kullanıldığını yazarak kare artı üçgen işleminin sonucunu bulunuz demiş. Toplama işleminin özellikleri vardı. İşte o özelliklerden bazıları burada kullanılmış. Bakın eşitlik var. Eşitlik de eşitlik demek bir terazi gibi düşünün. Sağ taraftaki değerlerin toplamı sol taraftaki değerlerin toplamına eşit olmalıdır. Sonuçta bu eşitlik terazi dengede. Ne yapacağız o zaman? Sağ tarafta artı 5 var. Sol tarafta da artı 5 var. Toplanan sayıların içerisinde. Ee, sağ tarafta eksi 7 var. Sol tarafta da eksi 7 var. Sağ tarafta eksi 2 var. Eşitliğin sağında. Sol tarafta yok. İşte kare burada eksi 2 olmalıdır. Ki bu eşitlik sağlanabilsin. Peki hangi özellik kullanılmış? Bakın köşeli parantezle önce artı 5 ile eksi 2'yi toplamış. Sonra üstüne eksi 7'yi eklerim demiş. İşlem önceliğine göre parantez için almış. İlk iki terimi e, eşitliğin diğer tarafında ise artı 5 dursun. Öncelikle eksi 2 ile eksi 7'yi toplarım. Sonra artı 5'i eklerim demiş. İşte burada toplama işleminin birleşme özelliğini kullan. Diyoruz. İkinci işlemimizde ise yine bir eşitlik var. Toplama var sağda ve solda. E soldaki İşlemlerin toplamı sağdaki işlemlerin toplamlarına eşit olması için ne olmalıdır? Solda ne varsa sağda da o olmalıdır. Eksi 12 var mı? Solda var. Sağ tarafta ne var? Eksi 12 var. Peki sol tarafta eksi 9 var. Sağ tarafta üçgen var. İşte burada da üçgen eksi 9 olursa bu eşitlik sağlanmış olur. Peki ne özelliğini kullanalım? Önce eksi 12'yi yazıp sonra eksi 9'u yazmış. Eşitliğin sağ tarafında da önce eksi 9'u sonra da eksi 12'yi yazmış. Yani sayıların yerlerini değiştirerek toplamış. ...ve burada da değişme özelliği vardır diyoruz. Bu sorumuz da bu şekilde yapılacak. Altıncı sorumuz... ...bir temizlik robotunun motoru çalıştığı her 5 dakikada bir 3 derece ısınmaktadır. Motorun yanmaması için takılan soğutma fanı ise... ...her 10 dakikada bir devreye girerek motoru 5 derece soğutmaktadır. Ayşe Hanım yarım saat temizlik yaptıktan sonra robotu kapatmıştır. Başlangıçta robotun motor sıcaklığı 17 derece olduğuna göre... Temizlik bittiğinde robotun motorunun sıcaklığı kaç derece olur? Demiş. Burada da bir not düşmüş. Fan devreye girdikten sonra robot kapatılsa bile soğutma devam etmektedir. Evet. Şimdi çocuklar bu da nedir? Tam sayılarla işlemlerle ilgili problemler. Problemi iyi anlarsak sonrasında çözümü ne olacaktır? Kolay olacaktır. Problemi iyi anlamak için de özet çıkarmalıyız. Bakın bu temizlik robotunun motoru 5 dakikada 1 3 derece ısınmaktaymış. 3 derece ısınma demek artı 3 derece ilk sıcaklığına eklenmesi demektir. Sonrasında bu motorun yanmaması için fan takılmış. 10 dakikada bir de bu fan 5 derece soğutmaktaymış. Soğuma eksiyle gösterilir. Eksi 5 santigrat derece 5 dakikada bir ilk ısısının üzerine ne, ne olur? Değişim olur. Yani ekleme de diyebiliriz bunu aslında. Biraz sonra çözümde daha iyi anlayacaksınız. Ayşe Hanım yarım saat temizlik yapmış. Yarım saat 30 dakikadır çocuk. Ve motorun ilk sıcaklığı 17 santigrat dereceymiş. İşte bu özeti çıkardıktan sonra hangi işlemleri yapacağımızı tasarlamalıyız. İşte burada ben 30 dakika içerisinde bu motor kaç derece ısınır? Kaç kez 5 dakikada 3 derece ısındığı için 30 dakikanın içerisinde kaç tane 5 dakika vardır? Kaç tane 5 dakika varsa o kadar artı 3 ısınma olur diye düşüneceğim. Yani ben 30'u 5'e bölerek 6 bulup 6 kez artı 3 santigrat derece değişim olur diyeceğim. Yine aynı şekilde 30 dakikanın içerisinde 10 dakikada bir eksi 5 derece değişim oluyorsa 30'u 10'a bölerek 3 kez eksi 5 derecelik bir değişim olur ilk sıcaklığa göre diyeceğim. Bunları yazdıktan sonra ne yapacağım? 6 kez artı 3 derece ısınıyorsa çocuklar 6 ile artı 3'ü çarpacağım Bu kadar bir değişim olacak ilk sıcaklıkta. Bu arada şunu yapalım. Asıl olsa e, biz artık çok adımlı işlemleri biliyoruz. Birden çok işlemi yan yana yapılmasın. İlk sıcaklığımız 10, 17 santigrat derece. Üstüne 6 tane, tane artı 3 derece sıcaklık eklenecek artı üstüne 3 kez eksi 5 derece bir soğuma olacak. 3 tane de eksi 5 derecelik bir değişim eklenecek. Yani çocuklar bu sıcaklıkları biz tam sayılarla gösterirsek soğumayı eksi 5, ısınmayı artı 3 ile gösterdiğimiz için artık biz bunları ilk sıcaklığın üstüne ekleyebiliriz. İlk sıcaklığın üstüne eklediğimizde son durumda e, sıcaklığın kaç derece olduğunu daha kolay bulabiliriz. Evet. 6 ile artı 3'ü çarptığımızda artı 18. 17 derecenin üstüne bakın 18 derecelik bir ısınma oldu. 3 ile de eksi 5'i çarptığımızda eksi 15 derecelik bir soğuma oldu. Bu sıcaklık değişimlerini ilk sıcaklığın üzerine ekliyoruz şimdi. 17 ile 18 eklen toplandığında ikisi de pozitif olduğu için artı 35 derece olur. Artı eksi 15 Artı 35 ile eksi 15 toplandığında ise 35'ten 15 çıkarılır, 20. 35'in işareti yazılır, artı 20. En son durumda sıcaklığı artı 20 santigrat derecedir diyoruz. Evet, bu sorumuzda bu şekilde yapıldıktan sonra 7. sorumuza geçtik. 20 sorudan oluşan bir deneme sınavında öğrenciler yaptıkları her doğru soru için alt, artı 6 puan, yaptıkları her yanlış soru için eksi 2 puan almaktadır. Boş sorulara ise puan verilmemektedir. Arda bu sınavda tüm soruları cevaplamış ve 4 yanlışı çıkmıştır. Buna göre Arda bu sınavdan kaç puan alır demiş. Evet çocuklar doğru sayısı yanlış sayısı. Doğrular artı 6 puan yanlışlarda eksi 2 puan. 20 sorudan oluşan bir sınav 4'ünü yanlış yapmış. Biz 20'den 4'ü çıkarırsak 16 tane doğru yaptığını bulmuş oluruz. Tüm sorulardan yanlışların sayısını çıkardığımızda doğruların sayısını bulmuş oluruz. 16 tane doğru yaptı. 4 tane yanlış yaptıysa kaç puan alır bakalım. Ve her doğru puan için doğru soru için artı 6 puan veriliyor. Her yanlış puan soruda da eksi 2 puan veriliyor. Burada 16 ile 6'yı çarparız. 36'nın altı elde var 3. 6 9 artı 96 puan artı 6'yı çarptık. E 4 ile de eksi 2'yi çarparız. Artı ile eksinin çarpımı eksi 2 kere 4 8 eksi 8 puan. Doğrulardan aldığı puanlarla yanlışlardan aldığı puanları toplarız. Sonuçta doğrulardan da aldığı onun puanı e, yanlışlardan da aldığı onun puanı. Bu puanların toplamı kadar puan alır. Artı 96 ile eksi 8 toplandığında 96'dan 8 çıkarılır. 88 96'nın mutlak değeri büyük olduğu için sonuca artı yazılır. 96'nın işareti yazılır. Artı 88 puan alır diyoruz. Evet 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde en altta yan yana olan kutularda yazan sayıların çarpımı bir üstteki ortak kutuya yazılarak yukarı doğru çıkılıyor. Buna göre A yerine yazılacak tam sayı kaçtır demiş. Tam sayılarla çarpma işlemi. Artı 7 ile eksi 5 çarpılacak. Artı ile eksinin çarpımı eksi 7 kere 5 35 olur. Buraya yazılacak. Ortak kutularına bir üstteki. Sonra da eksi 5 ile de Eksi 3 çarpılacak. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 kere 3 15 olarak buraya yazılacak. Şimdi de çocuklar a'yı bulmak için eksi 35 ile artı 15'i çarpacağız. 35 ile 15'i şu kenarda çarpalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 3 15 2 elde 17. 1 kere 5 5 1 kere 3 3. 5 12'nin ikisi elde var 1. 3 1 daha 4 1 de elde 5. 525. Ancak önce ne yapacağız? İşaretlerini çarpacağız. Eksi ile artının çarpımı eksi. 15 ile 35'in çarpımı da 525 olarak a'yı bulacağız. Burada dediğim gibi test olmadığı için yaptığınız bu iki kutuda bulduğunuz sonucun çarpımını yanlış buldunuz diyelim. Doğru bulduklarınız için puan alma avantajınız var diyoruz. 9. sorumuza geldik. Aşağıdaki kartların üzerinde yazan sayılarla yapılan işlemlerin sonucu eksi 24'tür. Buna göre P bölü R işleminin sonucu kaçtır demeyi Evet şimdi bakalım. Çocuklar çarpma işleminde P ile artı 2 çarpılmış. Bakın sonuç eksi 24 çıkmış. Çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için ne yapıyoruz? Eksi 24'ü artı 2'ye bölüyoruz. Hocam ben hatırlayamıyorum bunu. Yani bölmemi yapacağım çarpmam yapacağım bilmiyorum diyorsanız bakın. Küçücük bir çarpma yapın. 2 çarpı 5 eşittir 10. Burada size bu 2'yi vermese. 2'yi nasıl bulursunuz bu çarpma işlemde? Onu 5'e bölerek bulursunuz. Buradan bunu hatırladıktan sonra ne yapacağız? Eksi 24'ü buradaki artı 2'ye bölerek T'yi bulacağız. Eksinin artıya bölümü eksidir. 24'ü 2'ye bölersen 12'dir. P 12 olarak bulundu. Eksi 12 pardon. Evet şimdi de R'yi bulalım. Bölmede neyi nasıl yapacağını bilmiyorsan hemen küçücük bir bölme yap. Mesela 10'u 2'ye böl 5 çıksın. Eğer R bakın ortadaki sayıyı bölen sayıyı bilmiyorsan bu 2'yi nasıl bulursun? 10'u 5'e bölerek bulursun. 10'u 5'e böldüğünde ortadaki sayıyı ölen sayıyı 2 olarak bulursun. Tabi baştaki sayıyı nasıl bulursun diye sorulursa hani bu soruda böyle de onu nasıl bulursun derse ile 5'i çarparak bulursun. Bizim aradığımız nedir? Ölen sayı. Ölen sayıyı bulmak için eksi 48'i eksi 24'e bölmeliyiz. Biraz önceki küçük bölmemizde anladık bunu. Şimdi eksi -48 48'i bölelim. Eksi 24'e Eksinin eksiye bölümü artıdır. 48'i 24'e bölersen 2 çıkar. R'yi de artı 2 olarak bulursun. Bize P bölü R'yi sormuştu. P eksi 12'ydi. Bölü. de artı 2 eşittir. Eksinin artıya bölümü eksi. 12'nin ikiye bölümü de 6'dır. Sonuç eksi 6 olarak bulunur. Evet devam ediyoruz. Yavaş geçiyorum. Bak kanalında reklamını yapıyorum bu arada. Biliyorsunuz bir yayın eviyle anlaşamadık. Onlar kanalımızın, onların yayını olmadığında çok abone kaybedeceğini düşünüyorlardı. Kanalımız hiç abone kaybetmedi. 3-5 tane kaybeder gibi oldu. Onun yerine daha çok kişi geldi kanalımıza destek olmak için. Sizler de abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Çünkü bu kanal matematiğin zor olmadığını öğrencilere anlatmak. Matematiği en kolay diliyle anlatarak herkesin öğrenmesini sağlamak için kurulmuş bir kanal. 10. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki sayı doğrusunda tam sayılar harflerle ifade edilmiştir. Buna göre eksi a artı 2b işleminin sonucu kaçtır demiş. Onu bulabilmek için ne yapacağız? Bu işlemin sonucu bulabilmek için a'yı ve b'yi bulmamız gerekir. Peki sayı doğrusunda tam sayılar var. E şöyle gitsek bakın eksi 7 desek. Önce arkadaşlarımız böyle yapıyorlar. Sonra eksi 6 desek. Sonra eksi 5 desek. E sonra eksi 4 desek. Eksi 4'ten sonra artı 12 gelir mi çocuklar? Gelmez. Demek ki böyle bir durum yok. Yani birer birer ilerleyen bir durum yok. Peki kaçar kaçar ilerliyor. Onu bulmak için ne yapacağız? Eksi 8 ile yani bildiğimiz sayıların arasındaki farkı bulacağız. 12 ile eksi 8'in arasındaki farkı bulacağız. Öncelikle onu bulalım sonra anlatayım. 12'den eksi 8'i çıkarırız. Yani büyükten küçüğü çıkarırız çıkarırken de çıkan sayının işaretini değiştirir, toplarız. E 20 çıkar. 20 fark var. İşte sonrasında şunu yaparız. Bu 20 fark kaç parçaya bölünmüş? Parçalarla bakın çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Bu 20 farkı 5'e böleriz. 5'e böldüğümüzde 4 çıkar. Bu şu demektir. 4'er 4'er gitmiş bu sayılar. A'yı doğrusunda demektir. Peki 4'er 4'er gittiyse yazalım a'yı. Eksi 8'den sağ tarafa 4 gelirseniz eksi 4'e gelirsiniz. Sonrasında 0'a gelirsiniz. Sonrasında 4'e gelirsiniz. Sonrasında 8'e. 8'den sonra da 12'ye. Bakın doğru mu? Doğru. Demek ki a eksi 4 b de 8'miş. Gelelim biz eksi a a parantez içinde artı 2b işleminin sonucunu bulmaya. A'yı B'yi bulduktan sonra A yerine eksi 4 yazacağız. Bakın burada eksi var. A yerine ben eksi 4 yazacağım. Artı 2B demek de 2 çarpı B demektir. Yani B'nin 2 katı demektir. 2 çarpı B yerine de 8 yazacağım. Eşittir. Eşittir. Sonucunda sorumun cevabını bulmuş olacağım. Bir parantezin önündeki eksi kafayı hiç karıştırmasın. Onu da bir açıklayalım. Parantezin önünde eksi, içinde de eksi. Yani eksiler yan yanaysa çocuklar bunlar çarpma demektir. Çarpım durumundadır. Artı olurlar. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı 4 olarak bulunur buranın sonucu. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Eğer artı 2 olsaydı, önünde de eksi olsaydı bunun cevabı eksi ile artı çarpıldığında eksi 2 olurdu. Tamam mı? İşaretler yan yana geldiğinde aynı işaretler yan yana geliyorsa artıdır. Farklı işaretler yan yana geliyorsa eksidir. Burayı artı 4 olarak bulduk. Artı 2 çarpı 8 de 16. Bakın burada hemen 4 ile 2'yi toplarsanız yanlış çıkar. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. 4 ile 16'nın toplamı da 20 olarak bulunur diyoruz. 11. sorumuz. Bakın işlem önceliği ile ilgili. İşleminin sonucu kaçtır? Burada toplamayla başlayan arkadaşlarımız direkt sonucu yanlış bulurlar. İşlem önceliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Her durumda işlem önceliği vardır. Toplama mı çarpma mı? Tabii ki önce çarpma yapılır. Eksi ile artının çarpımı. Eksi 3 kere 7, 21'dir. Eksi 15 ile şimdi eksi 21 toplanabilir. Çarpma işlemi bitti. Aynı işaretli sayılar toplanırken üst üste eklenir. 21, 15 daha 36. Ortak işaretleri sonucun önüne yazılır. Sonuç eksi 36 olarak bulur. 12. sorumuz. A eksi 12 sayısının çarpma işlemine göre tersi. B çarpma işleminin etkisiz elemanı. C çarpma işleminin yutan elemanı olarak tanımlanıyor. Buna göre A artı B parantez içerisinde çarpı C işleminin sonucu kaçtır demiş. Eksi 12 sayısının çarpma işlemine göre tersi eksi 1 bölü 12'dir. Unutmuyoruz. Nasıl yapıyorduk? 12'yi 12 yerine eksi 12 yerine eksi 12 bölü 1 yazabiliriz. Çünkü Eksi 12 bölü 1 eksi 12'ye eşittir. Paydası lazım olduğunda bu 1'i yazabiliriz. Çarpma işlemine göre tersini yaparken bu sayıyı tepe taklak yapıyorduk. İşaretini değiştirmiyorduk ama. 1'i yukarıya 12'yi aşağıya alıyorduk. İşte çarpma işlemine göre tersi bir sayının buydu. Peki B'ye bakalım. Çarpma işleminin etkisiz elemanı. Tabii ki çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir. C'ye bakalım. Çarpma işleminin yutan elemanı. Tüm öğrencilerin çok iyi bildiği yutan eleman 0'dır çarpma işleminde. Peki bu işlemin sonucunu bulalım. A yerine ne yazacağız? Eksi 1 bölü 12. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki hocam biz rasyonel sayılarla toplamayı öğrenmedik. 6'da öğrenmiştik ama negatif bu sayı. endişelenmeye gerek yok. Çünkü bakın ne olacak? B yerine 1 yazıyorum. Çarpı diyorum. C 0 Bakın burada parantezin içindeki işlemin sonucu kaç çıkarsa çıksın. Ne olacak? Sonuç sıfırla çarpılacak. 0 e sıfırla çarpıldığında da sıfır yutan eleman olduğu için sonuç sıfır çıkacak. E sonucumuz sıfır olarak bulunur. Parantezin içindeki işlemi yapmaya bile gerek yok. Çünkü çıkan sonuç sıfırla çarpıldığında sonuç sıfır olacak. Evet devam edelim. 13. sorumuz. Harika bir soru. Diyor ki 8 çarpı 104 işleminin sonucunu çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak yapınız. Bu soruyu gören öğrenci diyor ki ya ben bunu nasıl yapacağım? 8 ile 104'ü çarpayım sonucu yazayım diyor. Hayır dağılma özelliğini kullanarak yapınız diyor çarpma işleminin. Bunun için de bakın eğer öğrenemediyseniz kafanızda karışıklık oluşturduysa şöyle yapacağız. 104 yerine 100 artı 4 yazabilir miyiz? 100 artı 4 104'tür. Yazabiliriz. Bunu parantez içerisinde yazdıktan sonra çarpanı 8'i de parantezin önüne çarpı olarak yazacağız. İşte budur dağılma özelliğini kullanarak yapmak. 104 yerine parantez içinde 100 artı 4 yazıyoruz. Parantezin içerisinde bir toplama veya çıkarma varsa, dışında da bir çarpma varsa bu çarpma parantezin içine dağılır. İşte buna da dağılma özelliği diyoruz. 8 ile 100 çarpılır. Artı, artı dememin sebebi aralarında toplama işlemi olması. 8 ile 4 çarpılır. 8 çarpı 100, 800'dür. 8 çarpı 4, 32'dir. Toplandığında da sonuç 832 olarak bulunur. İşte... Çarpma işleminin dağılma özelliği kullanılarak bu çarpma işlemi bu şekilde yapılır. Gelelim diğer işlemimize. 36 artı 63 işleminin sonucunu ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle bulunuz. Bakın bu sefer de tam tersini yapacağız. Ortak çarpan parantezine alarak yapacağız. Bu toplama işlemine. Toplama veya çıkarma işlemleri ortak çarpan parantezine alınarak yapılabilir. Şimdi 36 ve 63'ün ortak çarpanı var mı? Yani 36'yı ve 63'ü ben bir sayının aynı sayının çarpımı şeklinde yazabilir miyim? Ya da daha iyi anlamanız için söylüyorum. Hem 36'nın tam bölündüğü hem de 63'ün tam bölündüğü bir sayı var mı? Var. Ne var? 3 var mesela. 1 var. 9 var. İşte burada 36'yı 9 çarpı 4 yazabilirim. 63'ü de 9 çarpı 7 yazabilirim. Yani ortak çarpan bulacak. 3 çarpı 12, 3 çarpı 21 yaz yazabiliriz. Evet. 1 çarpı 36, 1 çarpı 63 yazabilir miyiz diyor arkadaşlarımız. Zaten bunu yazmaya bile gerek yok. Çünkü yine 36 ile 63 toplaman gerekecek parantezin içerisinde. Yazdık. 9 çarpı 4 dedik 36 için. 63 için de 9 çarpı 7 dedik. Çocuklar bu 9'lar hem 4 ile çarpılmış hem de 7 ile çarpılmış. Bunların neyidir? Ortak çarpanıdır. 9'u alıyorum ben ikisinden de. Parantezin önüne çarpı olarak yazıyorum. Ya da parantezin sağına da yazabiliriz. Fark etmez. Geriye kalan 4 artı 7'yi de parantezin içerisine yazıyorum. İşte ortak çarpan parantezine alma budur. Yani 9 ortak çarpan parantezine aldık. 9 bizim ortak çarpanımız. Şimdi bu işlemin sonucunu bulurken de şu şekilde yapalım. Parantezin içi önce yapılsın. 7, 4 daha 11. 9 çarpı 11 de 99 olarak bulunur diyoruz. 14. sorumuz ne demiş? Eksi 4 üssü 3 ifadesinde taban 1 artırılır, kuvvet 1 azaltılırsa sonuç nasıl değişir demiş. Şimdi eksi 4'ün 3. kuvveti normalde nasıl yapılır çocuklar? Eksi 4 kendisiyle çarpılır. 3 tane eksi 4 yazılarak çarpılır ve bulunur. 1. Bu 1. İkincisi bakın ilk durumda bunun sonucunu bir bulacağız sonra değişimden sonra bulacağız. Sonra ilk duruma göre son durumda ne oldu ona bakacağız. Şöyle yapabilir miyiz? Üssümüz tek olduğu için sonuç eksi çıkacak. Eksi çıktığı, sonucun işareti belli. 4'ü kendisiyle çarpacağız. 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. Eksi 64 olarak bulacağız. Yani bu şekilde de bulabilirsiniz. Bunu tekrarda yapıyoruz ya bir yandan. İlk durumda şöyle. Eksiyle eksinin çarpımı artı 4 kere 4, 16 olacaktı. Sonra artıyla eksinin çarpımı eksi 16 ile 4'ün çarpımı bu da 64 olacak. Yine eksi 64 olarak bulacaktık. Sonunda bu. Normalde böyle. Sonra diyor ki taban 1 artırılır. Çocuklar eksi 4 tabanımız 1 artırırsanız 1 eklersiniz. Eksi 4 ile artı 1 toplandığında ne olur? 4'ten 1 çıkarılır. 3 büyüğün işareti yazılır. Eksi 3. Yani eksi 3 eksi 4'ten 1 fazladır. Eksi 4'ü 1 artırırsanız eksi 3 yazmak zorundayız. Eksi 3'tür tabanımızı 1 artırdık. Kuvvet 1 azaltılırsa tamam. Kuvvetimiz de neydi? 3'tü. 3'ten 1 azaltalım. 2 olur. Kuvvetimiz de 2 olur. Sonuç nasıl değişir demiş. Şimdi de eksi 3'ün ikinci kuvvetini bulacağız. Bakın burada da aynı şekilde eksi 3'ü çarpacağız kendisiyle. Ya da ya da üstümüz çift olduğu için parantezin dışında çift kuvvet olduğu için sonuç pozitif olur diyeceğiz. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9 olarak bulacağız. Bunu anlamadıysanız eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 3 kere 3 de 9'dur. Şeklinde artı 9 olarak bulacağız. Peki bize ne demişti? Sonuç nasıl değişir demişti. Sonucun nasıl değiştiğini anlayabilmemiz için de büyükten küçüğü çıkaracağız. Yani son durumda artı 9'dan ilk durumdaki sonucu Eksi 64'ü çıkaracağız. Çıkan sayının işaretini değiştiriyorum ve topluyorum. 64, 9 daha 73 olur. Ne olmuş? 73 artış olmuş. Bu işlemi yaptıktan sonra tabanımı 1 artırıp kuvvetimi 1 azalttığımda 73 artış olmuş diyoruz. Evet bakalım şu reklamımızı biraz yavaş geçelim herkes görsün. Kanalımıza ücretsiz abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 15. sorumuz ne demiş? Yukarıdaki üst ifadelerden sonucu pozitif olanların sayısı ile sonucu negatif olanların sayısının çarpımı kaçtır? Ee, olanların sayısının tam. bakın çocuklar. Negatif bir sayı. Eksi 2. Üssümüz çift. Sonuç pozitif olacaktır. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Bir sayımız negatif bir sayı. Parantezin dışında tek bir kuvvet var. Sonuç negatif olacaktır. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Yine negatif bir sayı. Üssümüz tek. De sonuç negatif olacaktır. Eksi 1. Parantezin dışında çift kuvvet var. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'dir. Yani pozitif olacaktır. Eksi 3'ün üçün üçüncü kuvveti. Bakın tek kuvvet. Ne olacaktır? Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif olacaktır artı 4'ün 3. kuvveti. üssümüz tek demeyin çünkü tabanımız pozitifse her zaman pozitif çıkar bu işlemlerin sonucu. Bu üstü değerler her zaman pozitiftir. 0'ın 3. kuvveti sakın pozitif demeyin çünkü 0'ın 3. kuvveti nötr. 0'dır o da nötrdür. Yani işareti yoktur. Şimdi geldik en son. Eksi 4'ün dördün dördüncü kuvveti. Üssümüz çift demeyin. Çünkü bu dördüncü kuvvet buradaki eksiyi ilgilendirmez. Yani parantez olmadığı için bu çift kuvvet bu eksiyi ilgilendirmez. Sonuçta bu eksi karşıya geçer. 4'ün 4. kuvveti de 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Sadece bu 4. kuvvet 4'ün 4. kuvvetidir. Eksinin değildir. Çünkü parantez yok çocuklar. O yüzden bunun sonucunda ne olacak? Eksi olacak. Şimdi pozitif olanların sayısı 1, 2, 3 tane. Negatif olanların sayısı 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane 3 ile 4'ü çarptığımızda sonuç 12 olarak bulunacak. Sayılarının çarpımını sormuştu. Geldik 16. sorumuza. Eksi 5 bölü 9 kesrini sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Evet kesirler rasyonel sayılar çocuklar. Bakın burada sayı doğrusunda gösterilecekse eğer bize kesir kendisi söyleyecek zaten nerede olduğunu biz de ona göre yapacağız. Şimdi bakın sayı küçük, paydası büyükse bu kesirler sıfırla birin arasındadır. Önünde eksi varsa sıfırla eksi birin arasındadır. Bunu unutmuyoruz. Şöyle yapalım. Payı paydasından küçük olan basit kesirler pozitifse sıfırla birin arasında, negatifse sıfırla eksi birin arasındadır. Bu da eksi olduğu için sıfır ile eksi birin arasındadır. Ha, burada iki tam olsaydı çocuklar eksi iki ile eksi üç arasındadır derdik. Tamam mı? Bunları da olur ya karşımıza çıkarsa buradan anlayın orada da o şekilde yapabilirsiniz. Eksi 2'den sonra eksi 2 ile eksi 3'ün arasını böleceğiz. Kesrimiz bize diyor ki 0 ile eksi 1'in arasındayım. 0 ile eksi 1'in arasını 9 eşit parçaya böl. 9 eşit parçaya bölmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizik atarız çocuk. 9 eşit parçaya böleriz. Paydamız 9'a böl dedi. Payımız da diyor ki 0'dan başla 5 parça git. Eksi olduğu için sola doğru. 1, 2, 3, 4, 5 parça geldim. İşte diyor benim yerim burası. Yani eksi 5 bölü 9'un yeri işte burasıdır. Sayı doğrusunda gösterimi budur diyoruz. Evet geldik. 17. sorumuza. Yukarıdaki rasyonel sayı sıralamasında A yerine yazılabilecek 3 tane rasyonel sayı yazınız. 2 bölü 7. 3 bölü 5 arasında A yerine yazılabilecek kesirlerden 3 tane yazacakmışız. Çocuklar bunlar da paylarını eşitleyerek yapabiliriz, paydalarını eşitleyerek yapabiliriz. Ama mutlaka ya payını ya paydasını eşitlememiz gerekir. Bakın paydalarını eşitlerken 2 bölü 3'ü 5 ile genişletelim. 3 bölü 5'i de 7 ile genişletelim. Ve şu şekilde olsun. 10 bölü 35 küçüktür. 21 bölü 35 şekilde olur, değil mi? Artık istediğim kadar kesir yazabilirim buraya. Nasıl yazabilirim? Paydalar eşit olduğuna göre, payı küçük olan küçüktür, payı büyük olan büyüktür. Yani ben buraya 11 bölü 35 yazabilirim, 12 bölü 35 yazabilirim. Çünkü paydaları eşit olduğu için 11 ondan büyüktür, 21'den küçüktür. 12 ondan büyük, 21'den küçüktür. En fazla da ne yazayım şuraya? 20 bölü 35 yazabilirim. Eğer eğer bakın bu soru şu şekilde çıksaydı 20 bölü 35 ile 21 bölü 35 arasına kaç, birkaç tane şey, kesir yazın, rasyonel sayı yazın deseydi ne yapardık? Eğer 20 bölü 35, 21 bölü 35 buraya ne yazabilirim? Hemen 10'la genişletirdim, 10'la çarptığımda 200 bölü 350. 10'la çarptığımda 210 bölü 350. Bakın 200 bölü 350'den büyük 201 bölü yapabilirdim yazabilirdim. Ve 210 bölü 350'den küçük 200 bölü 300 209 pardon. Saniye. 209 bölü 350 bile yazabilirim diyorum. Kesirlerde sıralama konusu mutlaka yapabilecek bir konu. E aynı şekilde bu soruda yazılı da büyük ihtimal çıkacaktır. Çünkü 3 bölü 8 ve 7 bölü 9 rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade ediniz demiş. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade etme yediğin sınıfta mutlaka bilmeniz gereken bir konu. 3 bölü 8'i ondalık gösterimle hemen gösterelim. Eğer paydalarını genişleterek veya sadeleştirerek 10-100-1000 yapabiliyorsak ondalık gösterimleri kolayca yazabiliyorduk. 8'i ben 125 ile çarparsam 1000 oluyor. O zaman kesri 125 ile genişleteceğim. 8 ile 125'in çarpımı 1000. 125 ile 3'ün çarpımı da 375 olur. Burada bakın paydan 1000 olduktan sonra tama bakıyorum tamı yok. 0 tam. 1000'in e, 1000 bin, binin 3 tane 0 olduğu için virgülden sonra 3 basamak olacak. 375'i de bu 3 basamağı 375 olarak yerleştireceğim. İşte 3 bölü 8'in ondalık gösterimi 0 tam 1000'de 375'tir. Peki. 7 bölü 9'u gösterelim. Burada ufak bir sıkıntı var. Ne var? Paydamızı sadeleştirerek veya genişleterek 10, 100, 1000 yapamıyorum. Peki ne yapacağım? Payını paydasına böleceğiz. Özellikle bunu yazdım. Çünkü genişleterek veya sadeleştirerek ondalık gösterime çevirmeyi herkes biliyor. Ama payda genişletilip sadeleştirilmediğinde ondalık gösterime nasıl çevrilir? Orada takılıyorsunuz. Bu bir. ikincisi bu 9'u 10 ile çarpıp da 100 yapan bile var. Öyle değil işte. Paydamız genişletilerek veya sadeleştirilerek 10, 100 bin olmuyorsa sayını paydasına bölüyoruz. 7'yi 9'a böleceğiz. 7'nin 9'a nasıl bölünür? 7'nin içinde 9 yok. O zaman biz buraya bir 0 virgül, 7'nin yanına da bir 0 yazacağız. 70'te 9 kaç kere vardır? 70'te 9, 7 kere var. 7 kere 9, 63. 70'ten 63, 7. Bölmemi istediğim kadar devam ettirebilirim. 7'nin yanına bir 0 yazıp devam ettiriyorum. 70'te 9 yine 7 kere. 7 kere 9, 63. Yine 7 kaldı. Yine bir 0 koyuyorum. 70'te 9, 7 kere. Bu 7, 7, 7 gidecek. Yani bizim ondalık gösterimimiz 0 tam ve i̇şte sonrasında 7, 7, 7 sonsuza kadar giden bir ondalık gösterim. E biz ne yapıyorduk bu bir sayı kendi, virgülden sonra aynı tekrar ederek gidiyorsa devir işareti kullanıyoruz. 0 tam, 10'da 7 yazıyoruz. 7 devrediyor diye üstüne bir devir işareti koyuyoruz. 7 bölü 9'un ondalık gösterimi de budur. Peki 19. sorumuz. Rasyonel sayılarını büyükten, yani küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Sıralayalım. Rasyonel sayıları sıralarken birçok yöntemimiz var. İşte yarımdan az, yarım, yarımdan çok. Bütüne yakın, bütünden az, bütünden çok gibi. Ya da paydaların eşitliğine, payların eşitliğine göre. Burada en uygun yöntem şöyle baktığımızda paydaların eşitlemek çok zor. Paylarına bakalım. 2, 4, 12 eşitleyebilir miyiz? Eşitleyebiliriz. Nerede eşitleriz? 12, 4'ün de 2'nin de katıdır. O zaman biz 2 bölü 7 kesrini 6 ile genişletirsek 12 bölü 42 mi olur? Evet payı 12 yaptık. 4 bölü 9'u 3 ile genişletirsek 4 kere 3 12, 3 kere 9 27 ne olur? Evet. E zaten diğeri de 12 bölü 15. Payları eşitlendiğinde ne olacak? Şöyle düşünün. Siz pastalar var. Bu pastaların her hepsinden de 12'şer dilim yemişsiniz. Peki aynı büyüklükteki pastalardan hangisinden çok yiyeyim? Hepsinden 12'şer tane yediniz. Bakın birinci pasta 42 parçaya bölünmüş. Minik minik parçaları vardır. Yani şu kadar parçaları vardır. Siz bundan 12 tane yemişsiniz. İkinci pasta 27 parçaya bölünmüş. Buradan 12 tane yemişsiniz. Tabii 42'ye göre biraz daha ne olacaktır? Dilimleri büyük olacaktır. 12 bölü 15'te ise 15 parçaya bölünmüş pasta dilimler kocaman olacaktır diğerlerine göre. İşte bunların her birinden 12 şart tane yediğinizde en az hangisinden yemiş olursunuz? Ayları eşit olan kesirlerin Aydası çok olan küçüktür. Yani çok bölünmüştür. Dolayısıyla 2 bölü 7 küçüktür. Sonra 12 bölü 27'den yani 4 bölü 9'dan o da küçüktür. 12 bölü 15'ten diyoruz. Bunları niye yazdık? Karşılaştırmak için. Bunları sıralamayacağız. Sıralayacağımız kesirler bunlar. Bu şekilde sıralanır küçükten büyüğe diyoruz. Geldik son sorumuza. Şimdi çocuklar yazılılarda bu konu işlenmişse eğer mutlaka sorulabilecek sorulardan bir tanesi de bu. Devirli ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak yazılması. Şimdi nasıl yazıyoruz? Bakın 2 tam %24 var. 4'ün üstünde devir işareti var. Yani bunu rasyonel sayı yani A bölü B şeklinde yazabilmek için e, şunu yapıyoruz. Sayımızın tamamını alıyoruz. 224. Bakın ne, ü, ne devir var ne virgül. Hiçbir şey yok. Bunu alıyoruz. Bu sayıdan Üstünde işaret olmayan kısmını çıkarıyoruz. Yani şöyle göstereyim. Burayı çıkarıyoruz. Ne var orada? Üstünde işaret olmayan, virgül falan önemli değil. 22 var. 22'yi çıkarıyoruz. Bunu paya yazıyoruz. Kesir çizgimizi çekiyoruz. Kesir çizgimizden sonra da bakın şunu yapıyoruz. Virgülden sonrasına bakıyoruz. Çocuklar paydayı yazarken virgülün sağ tarafına bakacağız. Ondalık kısma bakacağız. Devreden kaç tane sayı var? Sadece 4 var. 1 tane. O zaman bir tane 9 yazıyoruz. Devretmeyen kaç tane sayı var virgülün sağında? Bir tane. Devretmeyenlerin sayısı kadar da sıfır yazıyoruz. Yani paydamızda 90 olacak. Şimdi 124'ten 22'yi çıkardığımızda ne olur? 202 olur. Payımıza yazarız. Bölü 90. Sonuç budur. A bölü B şeklinde yazdık. Devirli ondalık gösterimi e, rasyonel sayıya çevirdik. Diyen sadeleştirilebilir. 202'yi 2'ye böl 101. 92'ye böl 45. İsteyen ne yapabilir? Tam sayılı kesir olarak yazabilir. 2 tam. 101'in içerisinde 45, 2 tane. 1 tane 45, 90 yapar. 101'den 90'ı çıkarırsak ne olur? 11 olur. 11'i paya, 45'i de paydaya yazabiliriz. Yani 2 tam. 11 bölü 45 olarak da yazılabilir diyoruz. Evet, can matematik olarak çocuklar açık uçlu sorular bu şekilde çözülür. Yani e, yazılılarda büyük ihtimal buna benzer sorular çıkacaktır. Eğer siz bu konulara güzelce çalışmışsanız, bu konuları biliyorsanız, bilmedikleriniz varsa, biraz önce çözdüğümüz sorularda anladıysanız, bilmediğiniz onlara çalışırsanız güzel sonuçlar elde edersiniz. Can matematik olarak başarılar dileriz. E, kanalımıza abone olarak sizleri takip edebilir. Arkadaşlarınıza da söyleyerek, tavsiye ederek kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.